Neden söndürüyorsun? Ne güzel yanıyorlar. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Bebeğimi daha fazla üzmek istemedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Ama Faruk, ne olur beni bir daha böyle cezalandırma, ne olursun. Ah Süreyya, ah Süreyya. Bak, bizim evliliğimiz, bizim aşkımız her şeyin üstesinden gelir. Sadece güvensizliğin üstesinden gelemez. Sen bana güveneceksin, ben de sana. Benim sözüm senin yanında senet olacak. Yoksa bizim bir arada olmamızın ne anlamı var? Haklısın. Çok haklısın. Özür dilerim. Bir daha asla kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. Sana sormadan hiçbir şeyin kararını vermeyeceğim, söz. Biriyle yakalasan da mı? Evet, seni biriyle yakalasam da. Önce soracağım, sonra ikinizi de keseceğim. Çok kırıldım. Çok üzüldüm. Haklısın. Bak, benim zor bir hayatım var. Tamam mı? Ben bugüne kadar hiç engel tanımadım. Ama hiçbir zamanda karanlık yollara başvurmadım. Yani en azından benim böyle bir adam olmayacağımı biliyor olman lazım. Biliyorum ama ben sadece... Sen benim karımsın. Aşkımsın. Canın da canımı taşıyansın. El alemin taşı değil ama senin gülün beni devirir. O gülü atmadan önce 40 kere düşün. Haklısın. Bugün bütün içim içimi yedi. Sığamadım hiçbir yere. Buraya böyle yaptığım için değil. Okul yaptırmasaydım da yine kendimi yiyecektim. Ama ben seni benim kadar iyi tanımayanlara cevap verebilmek için... yani o yüzden sordum. Bak ne olur Faruk, benim buradan... tam buradan affet. Kime çektirdin sen o videoyu? Oradan öyle bir kızla tanıştım. Tatlı bir kadındı ama. Kim? İnşallah tanımıyoruzdur. Bilmem. Aa, hakikaten kadının adını sormadım ben. Tanışmadık ki kadınla. Ama kafa dengi birine benziyordu. Yani. Ya gülmesene. Gülme, ne yapayım senin yüzünden. Akıl mı bıraktım ben de ya? Sana ulaşamayınca başka çarem kalmadı, delirdim. Ama biz hallettik kadın kadına. İşe yaradı mı? Sen ona bak. Yaradı. Sen bu tatlılığın arkasına fazla sığınmasan iyi olur. Tamam o zaman. Her yolu deneyeceğim. Şimdi biraz da mideye çalışalım. Her tamam. Yolu deneyeceğim. Bugün çok huzursuzdum. Ya da bilmiyorum, ben öyle hissettim. Olmasaydı bu kadar çabuk sakinleşemezdim. Faruk. Hı? Sen hiç daha önce çocuk hayali kurdun mu? Herkes bir dönem bunun hayalini kurar. Emir. Sanki daha önceden düşündüğüm bir isim gibi. Ne önemi var? Önemli olan şu an biz birlikteyiz. Bizim mutluluğumuz. Sen beni seçtin. Ben de seni. Bütün defolarımla, bütün problemlerimle, artılarımla, eksilerimle sevdin beni. Ben de seni sevdim. Bundan daha güzel bir şey var mı? Yok. Ama ne bileyim ben. Senin daha önceden birine aşık olmuş olman. Aşk acısı çekmiş olman. Geçmiş de olsa, bitmiş de olsa. Bilmiyorum, beni delirtiyor. Ya ben gerçekten bu kadar kıskanç olabileceğimi düşünmedim hiç. Deliriyorum ya. Hamilelik hormonu olabilir mi? Biz ona cadılık hormonu diyoruz. Tatlıyım.
Süreyya. Hı. Bir daha asla sınama benim. Tamam. Söz. Annemin kastı sana değil. O Murat'a delirdi o. Ya biliyorsun annem sinirlenince bazen ağzından çıkan şeyler kontrolsüz olabiliyor. Faruk. Bu yatak bizim adamız olsun mu? Herkesten her şeyden uzak. Sen bu yatağa girerken kıyafetlerini çıkartır gibi sıkıntılarını da çıkar bırak orada. Ve sonra da bana güzel bir masal anlat. Çünkü oğlum şımarmak istiyor. Önce annesini şımartalım o zaman. Hı? Hı? Ya Faruk, şefkat istiyorum ya. Tamam, şefkat gösteriyorum. Bu ne, şefkat değil mi? Değil, ha? Masal. Masal istiyorum. Masal. Hı-hı. Peki. Bir varmış, bir yokmuş. Hı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Çok yakışıklı bir adam varmış. Hı. Bu adam çok yalnızmış. Aslında etrafı çok kalabalıkmış bu adamın ama... ...yalnızlık kaçak bir kiracı gibi gelmiş, sol tarafına yerleşmiş. Adam ne yapmışsa kurtulamamış bundan. Böyle arsız, yüzsüz bir kiracı. Bir süre sonra pes etmiş. Bununla arkadaş olmuş. Ve evini kiraya vermiş temelli. Hı. Yani biri onu arkadaşından etti, öyle mi? Evet. Hem de bir kahve. Güm 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 atmış onun kalbi. Ve yalnızlık neye uğradığını şaşırmış. Bir kahveli kişi varmış. Hı? Evet. Tüh, keşke önceden içseymiş kahveyi. Keşke. Faruk, şefkat dedik. Şefkat gösteriyorum, sen hiç anlamıyorsun şimdi. Allah.